Altaş TV'nin haberlerini iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Orada ne yaşandıysa dünya doğru ilgilendiren ne varsa ekranlara taşıyacağız. Öncelikli olarak 71 ilde gerçekleştirilen operasyona başlayacağız. Aralarında ordunun da bulunduğu 71 ilde ruhsatsız silah ve kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi. 955 kişi gözaltına alındı. Ordu'da ruhsatsız silah ve kaçakçılık operasyonu düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ruhsatsız silah ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik 71 ilde eş zamanlı olarak mercek 16 operasyonu gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyonda 661 ruhsatsız tabanca, 40 uzun namlulu tüfek, 35 kuru sıkı tabanca, 176 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplamda 912 silah ele geçirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde ise 959 şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyet ekibimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimiz müşteri olsun. Ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla mücadelemiz kararlılıkla sürecek ifadelerini kullandı. Ünye ilçesi Cevizdere mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazanın adresi Ünye ilçesi oldu. Bayram tatili dolayısıyla trafikte yoğunluk yaşanıyor. Bu yoğunluk da ne yazık ki kazalara sebebiyet veriyor. Bu kez de o kazalardan birisi Ünye ilçesinde meydana geldi. Meydana gelen kazaya 3 araç karıştı. Edinilen bilgiye göre Ünye ilçesi Cevizdere Mahallesi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil önünde bekleyen otomobile de çarptı. 3 otomobilin karıştığı kazadaysa 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk yardım yapıldıktan sonra en yakın sağlık kuruluşuna sevk edildiler. Emniyet güçleri tarafındansa kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yine otobüs kazaları peş peşe geliyor. Bu kez Ordu Giresun otobüsünde yangın çıktı. İstanbul'dan Ordu ve Giresun'a seyahat etmekte olan otobüs henüz daha İstanbul'dan çıkmadan yangına neden oldu. Arabanın otobüsün motor kısmında alevler yükseldi. O anlar yüksek paniğe neden oldu. Ordu Giresun yolcu otobüsü İstanbul'da yandı. Otobüsün motor kısmında başlayan yangın korku dolanların yaşanmasına neden oldu. Giresun Ordu İstanbul arası çalışan bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. İstanbul Ümraniye Tem Otoyolu Dudullu mevkiinde seyir halindeki yolcu otobüsünün motor kısmında yangın başladı. Yangın kısa sürede otobüsün arka tarafını kapladı. Şoför soğukkanlılıkla otobüsü emniyet şeridine park etmeyi başardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Otobüste yolcu bulunmaması bir faciayı önlemiş oldu. Yolcu otobüsünün motor ve arka kısmı yangında zarar gördü. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Enver Yılmaz bugün basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda geçtiğimiz 31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde Büyükşehir seçimlerinde tam kanunsuzluk gerçekleştiğini iddia etti ve seçimin 2 Haziran'da yeniden yapılmasını talep edeceklerini ifade etti. Seçim sonucunu değiştirecek oranda ve rakamda sandık kurulu başkanlarının siyasi partilere üye olduğunu tespit etti.
İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Enver Yılmaz bir kez daha kameraların karşısına geçti. YSK başvuru süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Yılmaz, bundan sonra sürecin Ankara'da devam edeceğini ifade ederek destek veren herkese teşekkür etti. Öncelikle bu süreçte bizlere destek veren değerli arkadaşlarımıza, değerli il başkanımıza, milletvekilimize, çok kıymetli eşime, kadın kolları başkanımıza ve tüm partili kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizlere oy veren tüm ordulu hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Yılmaz, yaşadıklarını kamuoyuyla paylaştı. Bizim beklentimiz özellikle 4 tane ilçede yeniden sayım kararıydı. Gölköy, Akkuş, Çatalpınar, Kumru ilçesinde yeniden sayım yapılması durumunda neticenin değişeceğine canı gönülden inanıyorduk. Çünkü iptal oylarının en yüksek olduğu ilçeler burasıydı. Bu farklı ilçelerde çuvalların açık olduğu ve mühürlerin çöp kutusundan çıktığına dair bilgi ve belgeler. İl Seçim Kurulu gerekli kararı verdiği halde Kumru ilçesinin seçim kurulu hakimine Yüksek Seçim Kurulu'nun hakimleri ve yöneticileri dahi ulaşamadı. Adam kayboldu ortadan. İl Seçim Kurulu kararına karşı pazartesi günü saat 12'de yeniden sayım yapılması kararı verildiği halde yine hakim ortada yok. Sayım için avukat arkadaşlarımız gerekli hazırlık aşamasındayken Yüksek Seçim Kurulu kendi verdiği kararı kaldırdı. Bazı sandık kurulu başkanlarının siyasi partilere üye olduklarını iddia eden Enver Yılmaz, bunun tamamıyla yasak olduğunu ve tam kanunsuzluğu ortaya çıkardığını ifade etti. Seçim sonucunu değiştirecek oranda ve rakamda sandık kurulu başkanı memurların siyasi partilere üye olduğunu tespit ettik. Memurlar siyasi partilere üye olamaz. Siyasi parti üyesi olan memur zaten olamaz. Sandık kurulu başkanı hiç olamaz. Üye zaten olamaz. Tam kanunsuzluk hali var. Yüze yakın tespit ettiğimiz sandık kurulu başkanlarının siyasi parti üyesi olması totalde 22 bin oya denk geliyor. Aradaki fark 16 bin. Yılmaz, Ordu'daki seçimin tam kanunsuzluk nedeniyle 2 Haziran'da yenilenmesini YSK'dan talep edeceklerini ifade etti. Bu seçimin tam kanunsuzluk sebebiyle YSK tarafından iptal edilip 2 Haziran tarihinde Ordu seçimlerinin yenilenmesi kararını Yüce Mahkeme'den yarın saat 11 itibariyle ben bizzat genel merkezimizle birlikte Ankara'ya gitmek suretiyle talep edeceğim. Yüksek Seçim Kurulu'nun tam kanunsuzluk halini görmek suretiyle seçimlerin, Ordu seçimlerinin yenilenmesine karar vereceğine canı gönülden inanıyorum. Ordu'daki Uzman Eller Projesi Tarım ve Orman Bakanı tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Bakan Yumaklı'dan Ordu paylaşımı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın vatandaşlara verdiği desteklerle her bir birey kendi işinin sahibi oluyor. Bu kapsamda yürütülen Uzman Eller Projesi kapsamında Ordu'da yaşayan bir üretici kendi 500 metrekarelik alanında topraksız tarım alanı kurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da başarılı üretici Uzman Eller Projesi sayesinde aldığı destekle topraksız tarım hayalini gerçeğe dönüştüren kadın üreticimiz başlığıyla sosyal medya hesabından paylaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Uzman Eller Projesi'ne başvuru yaptım 2023 yılında ve başvurum onaylandı. Şu an burada 500 metrekarelik topraksız tarım terası kurdum. İçerisinde yaklaşık 4800 tır üretmekteyim. Şu an marul ve maydanoz ağırlıkta yetiştiriyorum. Devletin bu konularda çok fazla desteği var. Yani kendi işinizin patronu olabilirsiniz. Projeden faydalanabildiğim için Tarım ve Orman Bakanlığı'na çok teşekkür ederim. Uzman ellerimle üretiyorum. Hem kendime hem köyüme kazandım. Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı ve tüm Altınorduluların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Kıymetli Altınordulu hemşehrilerim, hep beraber iftarıyla, sahuruyla, bolluğuyla, bereketiyle artık bayrama ulaştık. Hepimizin bayramı mübarek olsun. Sağlıkla, sıhhatle, hep güzel günlerde buluşmayı temenni ediyorum. Bu vesileyle Altınordu ailemin mübarek Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum. Bütün büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Yaşıtlarımın ellerini samimiyetle sıkıyorum. Çocukların bayramını daha büyük bir coşkuyla kutluyorum. Bayramımız mübarek olsun. Sağlıkla sıhhatle erişeceğimiz nice güzel bayramlarda buluşmak ümidiyle.
Ramazan bayramımız mübarek olsun. Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar ayağının tozuyla Maz Batısını alır almaz Aybastı için çalışmaya başladı. Başkan Gündoğar ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Maz Batısını alıp göreve geldikten sonra çalışmalarına hızla başlayan Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Cumhur İttifakı'nın belediye başkanı ve meclis üyeleri olarak bugün grup toplantımızı ve devamında meclis toplantımızı yaptık. Görev dağılımlarımızı yaptık. Geçen hafta salı günü mazbatımızı aldıktan sonra, görevi devraldıktan sonra hızlı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Belediye içerisindeki yapılanmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Öncelikle bugünkü aldığımız meclisteki kararlarımızın Aybastı'mıza, ekibimize, tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. 5 yıllık süreçte birlikte çalışarak Aybastı'yı daha iyi noktaya getireceklerini söyleyen Gündoğar, bize güvenenlerin güvenini boşa çıkarmayacağız dedi. 5 yıllık süreç içerisinde başta meclisimizde, kurumda çalışan personelimizle gece gündüz durmadan, yorulmadan Aybastı'mızı güzelleştirme ve geliştirme adına birlikte çalışacağız. Bu çıktığımız yolculukta Yüce Mevlam bizleri, ekibimizi mahcup eylemesin. Bize güvenen dostlarımızı, hemşehrilerimize karşı bizleri ve ekibimizi mahcup eylemesin. Yar ve yardımcımız olsun. Gündoğar devam eden çalışmaların takipçisi olacaklarını söylerken bir yandan da hem yeni yatırımları ilçeye kazandıracaklarını hem de vatandaşların taleplerini yerine getireceklerini sözlerine ekledi. Bayram öncesi ilçede temizlik çalışmalarının da startını verdi. Önümüzdeki bayramdan sonra gerçekten yoğun bir çalışma dönemi bizi bekliyor. Yol çalışmalarımız, kaldırım çalışmalarımız, bayramdan sonra hemşehrilerimize söz verdiğiniz sevgi ve istişare lokaline hemen başlıyoruz. Şu an doğalgazla birlikte altyapı çalışmalarına başlayacağız. Ayın 22'sinde yerdeki türbinlerin ihalesi var. Yine bayramdan sonra Uzundere Zafer Milli Yolu'nda sıcak asfalt çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biz hazır bir ekibiz çünkü 5-6 gün içerisinde bu hızlı bir şekilde yapılanmasını tamamlayan, meclisini toplayan belki de tek belediyeyiz şu ana kadar. O yüzden güzel bir ekibiz, yıldızları topluluğuyuz. Ben tekrar tüm ekibimize, bize güvenen, oy veren ve bizi burada 5 yıl hizmet etme noktasında bize teveccühlerini gösteren tüm hemşehrilerimize tekrar Cumhur İttifak adına, AK Parti'miz adına, Milliyetçi Hareket Partisi adına ve meclis üyesi arkadaşlarımız adına ve birlikte 5 yıl çalışacağımız kurumumuz personeli adına teşekkür ediyorum. Tekrar tüm hemşehrilerimize, yurt içinde yaşayan dostlarımıza, hemşehrilerimize hayırlı bayramlar diliyorum. Selam ve saygılar sunuyorum. Ordu 2. Organize Sanayi Bölgesi için artık ordu nefesini tutuyor. Çünkü bir an önce gerçekleşmesi gerekiyor. Hayata geçmesi, insanların burada çalışması ve üretmesi gerekiyor. Bu kapsamda da çalışmalar devam ederken tabelalar da yoldaki yerlerini aldı. Ordu 2. Organize Sanayi Bölgesi için tabelalar yerleştirilmeye başlandı. Ordu'da istihdamın genişlemesi, daha fazla kişi iş imkanı sağlaması için Ordu'da yeni bir organize sanayinin adımları atılmıştı. Bir kısmı Altınordu Karaağaç Mahallesi, bir kısmı Ulubey ilçesi sınırları içerisinde bulunan yeni organize sanayi bölgesinde çalışmalar hızlandırılmıştı. Alandaki bitki örtüsünün temizlenmesi ve yapılaşmaya uygun hale getirilmesi için Mele Tırmağı kenarında bulunan alanlarda çeşitli işlemler gerçekleştirildi. Gerekli kamulaştırma işlemlerinin de tamamlanmasının ardından Ordu 2. Organize Sanayi Bölgesi gün yüzüne çıkmaya başladı. Son olarak Ordu 2. Organize Sanayi Bölgesi alanı için tabelalar gerekli noktalara yerleştirilmeye başlandı. Böylelikle alan daha görünür hale geldi. Ordu 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin ilk tabelası Karadeniz-Akdeniz yolu kenarı Karaağaç Mahallesi Sapağan'a yerleştirildi. Tabelada bölgenin adı ve yerleşim planıyla yön bilgileri yer aldı. Bölgede çalışmaların hızlanacağı, firmalara yer tahsisinin de devam ettiği öğrenildi. Havaların ısınmasıyla birlikte tekrar kahverengi kokarca kabusu adeta hortladı. Kahverengi kokarcalar ciddi de aslında mücadele var ama buna rağmen halen üreticilerin, köylülerin evini sarmaya devam ediyor. Gelen görüntüler ise yazın fındığın en büyük baş belalarından birisinin kahverengi kokarca olacağının göstergesi.
Ordu'da istila devam ediyor. Geçtiğimiz fındık sezonunda varlığı iyice ortaya çıkan kahverengi kokarcalar ordunun başta faslı olmak üzere sahil şeridindeki ilçelerini adeta istila etmişti. Bahçelerde ürüne zarar veren, evlerde yaşamı olumsuz etkileyen kahverengi kokarcalar kış ayının gelmesiyle birlikte kışlaklara çekilmiş kuytu köşe yerlerde kış ayını geçirmişti. Havanın ısınmaya başlamasıyla birlikte kahverengi kokarcalar saklandıkları yerlerden çıkmaya başladı. Öncelikle evleri, ardından da bahçeleri yeniden istila etmeye başlayan kahverengi kokarcalar bu kez Ordu'da orta kesimdeki mahallelerde görülmeye başlandı. Fotoğraflar Ordu'nun Çamaş ilçesinde bir evde çekildi. Yaşam alanlarında yeniden görülmeye başlayan kokarcaların fındık bahçelerine ve tarlalara inmesi de an meselesi. İşgali yeniden başlayan kahverengi kokarcaların bu yıl fındığa ve ekili ürüne önemli zararlar vermesi bekleniyor. Nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan vaşak bu kez Mesudiye ilçesinde görüntülendi. Vaşak bu kez Ordu'nun Mesudiye ilçesinde ortaya çıktı. Nesli birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde yer alan vaşak tüm güzelliğiyle saniye saniye kaydedildi. Vaşağın görüntüleri bu kez Mesudiye'nin tavarı olarak bilinen Kayadibi Mahallesi'nde kaydedildi. Yol kenarında vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan vaşağın insanlardan kaçmadığı görülüyor. Yavaş adımlarla çekim alanından çıkan vaşak ardından gözden kayboluyor. Genellikle insanlarla karşı karşıya gelmeyen vaşaklar birkaç yıl önce Anadolu'da şans eseri görüntülenmişti. Kedigillerden olan vaşak kuzey yarımkürede yaşayan, sırtı kırmızımsı esmer renkli, karnı beyaz ve hafifçe siyah benekli, sivri kulaklı, yırtıcı tırnaklı ve keskin dişli, postu çok değerli, yırtıcı bir etçil memeli hayvan olarak biliniyor. Anadolu'da yaşadığı bilinen vaşaklara zarar verilmesi ve avlanması kesinlikle yasak. Ordu Valiliği tarafından geleneksel hale getirilen kent bayramlaşması bu Ramazan bayramında da bayramın ilk gününde gerçekleştirilecek. Ordu Valiliği'nin gerçekleştirdiği ve geleneksel hale gelen kent bayramlaşmasının bu yıl Ramazan bayramının ilk gününde yeni valilik yerleşkesinde yapılacağı açıklandı. 10 Nisan Çarşamba günü saat 11'de gerçekleştirilecek kent bayramlaşması programına tüm kamu kurum ve kuruluşları, ilçe kaymakamlarıyla belediye başkanları, siyasi parti teşkilatları, meslek odaları, sendikalar, dernekler, basın ve vatandaşların davetli olduğu belirtildi. Milletin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, kardeşlik ve dostluğun en sıcak şekilde hissedilmesine, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilenmesine, saygı ve sevgi temelinde insanların dayanışmasına vesile olan müstesna günler olduğunu belirten Ordu Valisi Muammer Erol, Ramazan Bayramı münasebetiyle gerçekleştirilecek kent bayramlaşması programına tüm orduları davet etti. Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Ordu'da tören düzenlendi. Ordu'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle tören düzenlendi. Şehrin çeşitli noktalarından gelen vatandaşlar ve resmi kurum temsilcileri bu anlamlı etkinliğe katılarak Türk Polis Teşkilatı'nın önemini bir kez daha vurguladılar. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören çeşitli kurum ve dernekler tarafından sunulan çelenklerle başladı. İl Emniyet Müdürlüğü çelengi, Polis Şehitleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği çelengi ve Türkiye Polis Emeklileri Derneği çelengi saygıyla Atatürk Anıtı'na sunuldu. Ardından katılımcılar tarafından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan motorize ekiplerin konvoyuyla program sona erdi. Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle etkinlik gerçekleştirilen ilçelerimizden birisi de Mesudiye oldu. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yıl dönümü kutlanıyor. Bu kapsamda Mesudiye ilçesinde tören düzenlendi. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak
Eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Devletimiz ve milletimiz için hayatını feda eden aziz şehitlerimizin hatıralarını rahmetle anarken geride kalan dul ve yetimlerine şükranlarımızı sunar, gazilerimizi ve emekli teşkilat mensuplarımızı minnetle anıyoruz. Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyet, Mesudiye Emniyet Amiri Muhammed Furkan Kapısız, daire amirleri, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı. Mesudiye Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunulduğu İstiklal Marşı okundu. İlçe protokolünün emniyet mensuplarının polis haftasını kutlamasıyla program sona erdi. Artık Ramazan bayramına saatler kaldı. Yarın Arafa günü son orucumuzu tutacağız ve ertesi sabah kılınacak olan bayram namazıyla birlikte Ramazan bayramını idrak etmeye başlayacağız. Tabii ki hal böyle olunca kadınlarda da yoğunluk başladı. Şimdi Ordu'daki Ramazan yoğunluğunu ekranlara taşıyacağız. Karadeniz bölgesinde bayramda misafirlere ikram edilecek karalahana sarması, su böreği ve tatlı hazırlıkları sürüyor. Özellikle ev hanımları bayrama sayılı günler kala ikramlıkların hazırlanmasında birbirlerine yardım ediyor. Perşembe ilçesi Okçulu mahallesinde bir araya gelen kadınlar evlerinin önünde el birliğiyle Ordu fındıklı burma tatlısı yapıyor. Türk Patent ve Marka Kurumu'nca mahreç işaretli ürün olarak tescillenen tatlı diğer özel günlerde olduğu gibi bu bayramda da ikramların başını çekecek. 52 yaşındaki Sabire Yar bayramlarda yöresel ürünlerden en çok burma tatlısı, karalahana sarması ve su böreği yaptıklarını söyledi. Burma tatlısı yaparız. Buranın kendi yöresel ürünleri karalahana bilirsiniz. Onunla zeytinyağlı, mısır yarmalı sarar hazırlığını yaparız. Bizim buranın su böreği vardır. Onu çok yaparız. Böyle kalabalık oluyoruz. 4-5 kişi de olabiliyoruz. Biz burada iki elti onunla da yapabiliyoruz. Açıyoruz. Bir araya geliyoruz. 4-5 tepsi. Su böreği de açıyoruz. Baklava da açıyoruz. Burma tatlımızı da açıyoruz. Birlik içerisinde 2-3 ev bir arada yapabiliyoruz. Yani yapılıyor. Üç çocuk annesi Ayşe Yarsa bayram geldiği zaman hep birlikte komşularıyla tatlıları, börekleri yaptıklarını belirterek burma tatlısını özellikle çokça hazırladıklarını kaydetti. Böyle bayram geldiği zaman işte tatlılarımız, böreklerimizi hep birlikte yapıyoruz komşularımızla birlikte. Bugün de işte burma tatlısını yaptık. Burma tatlısını özellikle çok yapıyoruz. Baklavalar açıyoruz, su börekleri yapıyoruz. Böyle bayram hazırlıkları. Oğlum gelecek İstanbul'dan, ona hazırlık yapıyorum. Böreği, tatlıyı çok seviyor, ona yapıyorum. Annem yoğururdu, babam şekil verirdi, birlikte yaparlardı. Biz de onlardan alıştık işte, öyle yapıyoruz biz de. Aha, çocukluğumda da yapılırdı burma tatlısı. Efendim bu haberle bülteni noktalıyoruz. Yarın akşam ana haberde karşınızda Büşra Akgül olacak. O gelişen gündemi sizlerle paylaşacak. Bayramdan sonra ana haberde tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.